Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Şerif'e girmişlerdi. O esnada bir sahabi daha girip namaz kıldıktan sonra Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelip selam verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun selamına mukabelde bulunduktan sonra "Dön de yeni baştan kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdular. O kimse dönüp önceki gibi namaz kıldıktan sonra gelip Nebi Ekrem'e selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine "Dön de yeni baştan kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdular. Bu durum 3 kere tekrar etti. Nihayet o kimse "Seni hak ile gönderen Zat-ı Ecellü Ala'ya yemin ederim ki, Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki bundan daha güzelini kılamıyorum. Bana doğrusunu öğret" dedi. "Benim bildiğim bu kadar ya Resulallah. Daha doğrusu sizin istediğiniz namaz nasıl acaba? Onu bana öğretin" diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. "Namaza kalktığında tekbir al. Sonra ezberden ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur'an oku. Sonra rüküye varıp mutmain oluncaya kadar, yani bütün azalar huzura, sükuna erinceye, hareket duruncaya kadar. Rüküye varıp bir müddet şöyle sakince duruncaya kadar orada kal rükuda. Sonra başını kaldırıp tam olarak doğrul ve bir müddet ayakta bekle." Şöyle kalkınca bir hareket durup sakin, dışarıdan bakan insan onun hareketsiz olarak görebilecek şekilde bekle. "Sonra secdeye varıp sakinleş ve biraz bekle." Secdeye vardığında insan yine bir müddet duracak. O anda bakan insan onu hareketsiz vaziyette en azından bir müddet görmesi lazım. "Sonra başını kaldırıp otur ve sakinleş." Yani hareketin dursun. "Bunu namazının bütününde böylece yap." diye tarif etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada tadili erkanı tarif ediyor. Tadili erkan ne demek? Namazın rükünlerini hakkıyla yapmak, onların hakkını vermek, onları güzelce yerine getirmek manasına geliyor. Yani namazı acele kılmamak. Tavuğun yem topladığı gibi, horozun yem yediği gibi hızlı hareketlerle değil de namazı sakin bir şekilde hakkıyla yaparak rükünlerini ve huzur, huşu ile kılmak, onu tarif ediyor. Bu hadis fakihler arasında hadisül müsi'i salatehu, namazını güzel kılamayan kimsenin namazı diye meşhur olmuş. Böyle bir bazı konularda meşhur olan hadisler var. O konuyla, o isimle anılıyor. İşte Cibril hadisi gibi. Bu hadisin ismi de müsi'u salate, müsi'u salat, namazı kötü kılan insanın hadisi diye meşhur olmuş. Bu hadise bakarak namazda tadil erkanı farz görenler olmuştur. Böyle olmazsa namaz kabul olmaz diye. İmam Ebu Yusuf bunlardandır, Hanefilerden. Tadil erken namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü acele etmeden sükunetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken uzuvların sakinleşip hareketlerinin bir müddet durmasıdır. Mesela rükudan kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli ve sükunet bulmalı. En az bir kere Sübhanallahil Azim diyecek kadar ayakta durup ondan sonra secdeye varmalıdır. Secdede ve her iki secde arasında da böylece en az bir tesbih miktarı durmalıdır. Rükudan kalkınca bir Sübhanallah deyince kadar, secdenin birisinden kalkınca bir Sübhanallah deyince kadar en azından bir hareketsiz bir şekilde insan durmalıdır. Bazen insanlar öyle acele ediyor ki hareketi hiç durmuyor. Hemen kalkıyor, hemen devam, tekrar rüküye, secdeye varıyor. Bu tadil erkanı bozmuş oluyor. Tadil erken İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre vaciptir. Ebu Yusuf farz demişti. İmam Azam ve İmam Muhammed vacip olduğunu söylemişler. İlk görüşe göre tadil erken yapılmaksızın kılınan bir namazı yeniden kılmak gerekir. Çünkü namaz olmamış, farz eksik. İkinci görüşe göre ise tadil erken terk eden kişinin sehiv secdesi yapması gerekir. Fakat böyle bir namazı yeniden kılmak daha iyidir. Böylece insan ihtilaftan kurtulmuş olur. Yani bir kısmı farz diyor, bir kısmı vacip. İhtilaftan kurtulup gönlü rahat eder tekrar kılarsa. Ayrıca kerahatle kılınan namazları da yeniden kılmak vacip görülmüştür. Yani vacibi terk ettiğinde bir insan o mekruh işlemiş oluyor. Namaz sahih olsa bile kerahatle birlikte mekruh olarak kabul olmuş oluyor. Böyle namazlar diyor yeniden kılmakta fayda var. Çünkü bu da vacip görülmüştür diyor. Bir eksik, büyük yani büyük bir eksiği var. Sünneti eksik olsa, belki adabından eksik olsa
o kadar değil ama bir vacip eksik olursa namazın büyük bir eksiği var demektir. Farz eksik olursa zaten namaz olmuyor. Namaz olmamış oluyor. Onun için namazı acele kılan, tadile erken riayet etmeyen rükuda, secdede namazı tekrar kılması vacip görülmüş. Hayatın en kıymetli anları namazda geçenlerdir. Dolayısıyla o anları çabucak bitirmek için acele etmek insanın kârına değildir. İnsan düşünse en kârlı iş olarak neyi yapıyorum ben bu hayatta diye, en fazla nerede kazanıyorum, en fazla hangi iş kazanıyorsa insan onu daha fazla yapmak ister. İnsanın en faziletli, en çok kazançlı olduğu anları namazda geçirdiği anlar olduğu için o vakitlerin kıymetini bilmeli, aceleye getirmemeli.